Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle düşmüşleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve tepesinde tuttuğu meşale müstakilimdir. Metin 2TR Marmara'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Epsiz bir seriye başlıyoruz. 6 gün önce oyuna başladım. Henüz daha çok yeniyim. Dedim ki madem sıfırdan bir seriye başlıyorum, niye YouTube'da videolar çekmeyeyim dedim. Bir anda aklıma esti, öyle kayıt almaya başladım. Şu anda kendimi burada buldum. Sadece site eldiveni olsun, gerek kılavuz falan olsun, balıkçılık kılavuzu biliyorsunuz, etkinliklere falan var ve yeni başladığımız için zaten benim de çok yüksek miktarlarda app çekme gibi bir durumu olmadığı için epsiz bir seri yapmak istedim ben de. Epsiz dedim yani 3-5 şeye, dediğim gibi app'i harcarız. Diğer birkaç yayıncılar gibi çok yüksek miktarda bu seride app'ler olmayacak arkadaşlar. Onu başından söyleyeyim. Umarım bu arada başladığım bu seriyi beğenirsiniz, severek izlersiniz. Ben de sizler için güzel videolar çıkarmaya çalışacağım. Dediğim gibi 6 gün önce başladım oyuna. Şöyle sadece 30 level'e bir çar kastım. Tek yaptığım şey balık tutmaktı. Balık tutmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi bu 6 gün süreçte bir etkinliğe girdik. 2 gün sonra yine balıkçılık etkinliğimiz var. Birazcık sandık kastık. Onun dışarısında şöyle depoma gelmek istiyorum. Şöyle bir depoyu açalım. Bakın arkadaşlar, biraz da burada balık sandıklarımız var. Biraz fazla tuttuğum için burada yapboz sandıklarımız falan kaldı. Bunu da bir sonraki eventte oynayacağım. Canım sıkıldı, deneyeyim dedim. Vallahi 3 tane geçirdik. Bunlar da tanesi bivon falan ediyor. Onun yanı sıra şurada 37 tane yabı yengecimiz var. Yani 6 günde 37 tane tutabilmişim. Tabii ki de daha fazla olabilirdi. Fakat artık gerçekten karbon oltanız bile olsa yabileri çok zor çekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Arka arkaya yabı çektiğinde oluyor ama çoğu zaman 6-7 tane yabiden bir tanesini tutuyor. Yani en azından bir başlangıç için altyapımız burada duruyor. İlk olarak ilk planım bir korçarı yapmak olacak. Zaten bunları birazdan satışa çıkarıp satı korçarları için harcama yapacağız. Ha şunu da göstereyim. Şu an Nesne Market'te yavrucuk kutuları var. İndirime girdiği için fiyatları da oyunda haliyle düştü. O yüzden 2-3 tane deneyeyim dedim. 2-3 tane yavrucuktan da bir tane büyülü metal aldık. Bu da bir 5 fon falan ediyor ama ticareti yok. Bunu da kendimiz kullanırız. İşte onun yanı sıra burada 3-5 para da edecek balıklardan tuttuk. Ben bunları bir hemen hızlıca pazara kurayım. Evet arkadaşlar, şimdi balık tuttum. Bu savaşçıya geçtim. Kılavuz falan almıştım işte. Birazcık app kaldı. Bununla da pazar kuracağımız için şöyle bir offline pazar deneyeceğiz. Bir tane deneyeceğiz. Umarım şöyle iyi bir şey çıkar. Gidip de 6 saat falan çıkmasın. Biz de güzel güzel satışlarımızı yapalım ilk bölümden. Vurduk şöyle bir tane, 6 saat çıktı demez olaydım. Der demez 6 saati aldık. Neyse abi, 6 saat 6 saattir. Yapacak bir şey yok, zaten bir tane deniyorduk. Orada hep boş boş duruyordu. Neyse, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, açımı 4.5M olacak şekilde balık sandıklarımızı koyduk. Bu arada şöyle büyük sandıkları da 16'dan koydum. Bakalım bunların satılmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi oltadan da anlayacağınız üzere, dediğim gibi 6 gün oldu bu server'a başlayalı ve 6 gün boyunca sadece balık tuttum. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi saatlerimiz 12'yi geçtiği için şöyle bir altın ton tutalım, bakalım bonusunu alabilecek miyiz? Altın ton bonusunu alırsak güzel olur. Bonus güzel yabiler tutturuyor bize. Evet, altın ton geldi. Bakalım abi ne verecek bize bugün. Dün ve dünden önce hiçbir şey alamadım. Hatta 6 gün boyunca sadece ve sadece ıslak zırh verdi. Yani bonus falan vermedi. Bakalım 7. güne geçiyoruz. 7. günde serbest bırak dedik. Aa, harbiden bonus verdi. Bakalım nasıl balıkları tutacağız. Ben hemen bir saat bir balık tutup geliyorum. Bir saatin sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle ilk defa bu arada bu kadar güzel bir drop aldım. 5 tane yavi tuttuk. 6 tane de altın sudak tuttuk. Palamutlar falan filan derken bir saatte altın ton balığı bonusundan, dediğim gibi, ilk defa bu kadar güzel drop aldım. Tamam, bunları da satarız. Evet arkadaşlar, artık yabileri satma zamanı geldi. Şöyle 15 tane yabi, 15 tane de altın sudak veriyoruz arkadaşlar. 4 fondan hayırlı olsun Crossley arkadaşımıza. Evet arkadaşlar, zaten saat geç oldu. Ben de kalan balıkları pazara koyup yatacağım. Zaten 4.5 saat gibi bir süresi var pazarımızın. Umarım satılır. Şöyle yabileri birer vondan koydum.
Altın sudaklarda bu arada 5'e mi ödüyordu? Fiyatları yükselmiş bu sıralar. Güzel oldu abi. Bizim de işimize gelir. 8'inden kurduk. Yarın eğer güzel bir satış olursa paramızı çeker. İtemlerimizi almaya başlarız. Evet arkadaşlar. Çoğu şey pazardan satılmış ama satılmayan şeyler de var. Şimdi benim savaşçıda 4 won vardı. Yani toplamda yaklaşık olarak bir 21 won falan para çıkmış. Bu arada bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız olduğu için güzel etkinliklerimiz var. Hemen ona katılacağız ama ondan önce biyolog bitiren bütün çarlara abi bedava bir kostüm verildi. Türkiye formalı bir kostüm verildi. Ücretsiz bir şekilde bir günlüğüne veriliyor. Biz de hemen bir tane korşarlarımız için, ninjalar için bir tane zırh alacaktık zaten. Bu zırha da onu yansıtmayı düşünüyorum. Bu arada kostüm çok güzel. O yüzden hemen şöyle sıradan bir zırh alıp ona yansıtalım. Bu arada dediğim gibi saat 8'den 12'ye kadar bugün balık eventi var. Zaten ekrana koyarım, siz de görürsünüz. Hatta bayağı bir etkinlik var. Drop etkinliği var, ex bonus etkinliği var, balık etkinliği var. Var da var yani. Bugün gerçekten önemli, çok özel bir gün. Normalde bu fiyata alınacak bir zırh değil arkadaşlar. Bakın normalde bu fiyata alınacak bir zırh değil ama benim çok fazla vaktim yok. Zaten arkadaşa yazdım, arkadaş cevap vermedi. Şöyle R4 hız taşlı 2K pili bir ninja zırhı. Hemen bunu alıp yansıtma yapacağız. Ortalama bir 1.40-1.30 falan yapar ama 1.70'e yapacak bir şey yok. Başka da zırh yok. Bu arada 50 STR RGP bir zırh istiyordum. İnanılmaz pahalıymış. 5 won falan. Bu sefer onu alırsak diğer itemlere para çıkışmayacak. O yüzden abi idare etmesi açısından şunu koyu kırmızı takım R9'u ben alıyorum. Arkadaşlar şimdi zırhımızda kostümü yansıtacağız. Şöyle paralarımızı da teslim edelim 240 volta. Tamamdır, zırhı verdik. 50'ye verdik. Bakalım hemen yansıtalım. Sonra zaten etkinliğe geç. Bir önceki balık etkinliğini zaten değerlendirememiştik. İyi oldu yani bugünün balık etkinliği olması. Evet, şöyle koyu kırmızı takım R9 futbol forması. Hayırlı uğurlu olsun abi. Gerçekten güzel kostüm bu arada. Ninja'ya da çok yakışıyor. Bu arada şöyle 240 voltla da bir VS atmadık demeyiz abi. Güzel bir tek giyelim şuradan. Nerede? Şurada. Hadi bak. Aha arkadaşlar, birisi arttırma kağıdı düşürmüş, almamış. Vallahi iyi oldu bu arada. Hiç yoktan bedavadan arttırma kağıdı geldi. Evet arkadaşlar, şimdi 240 voltla bir kumara gireceğiz. Biliyorsunuz ki elimde yavrucuktan çıkan bir metal vardı. Şimdi bu metali kemere atacağız. Eğer geçerse 20 won kar ediyor. Yani kemer ondan, metal benden. Eğer geçerse 20 won kar olacak ve 10-10 paylaşırız diye anlaştık bakalım. 240 voltun çarı zaten bu X-Mice'da. Gerçekten güzel olur. 20 won 10-10 paylaşırız. 10 won havadan gelmiş olacak. Vallahi çok güzel olur arkadaşlar. Hemen şuradan büyülü metali aldık. Aslında büyülü metali bunu atmak çok saçma, evet, ama yapacak bir şey yok abi. Başka da bir şey bulamadık. Normalde Zodiac yay basacaktık. Onu da zaten R9'muş. Deniyorum. Umarım geçer. Şöyle bir kar ederiz. Hadi bakalım abi. Basıyorum. Bastım. Şimdi bir arkadaş gardiya gel dedi. Kuşak alacağız. Umarım verir. Bilmiyorum. Bir an gaza geldi. Mesajları göstereceğim bu arada. Şöyle 19 yemiş. 45-64 saldırı değeri var. Ortalama zarar 6. 3 fon'a vereceğim dedi. 3 fon yazıyorum. Harbiden veriyor. İyi, hayırlı olsun abi. 3 fon aldık. Şimdi elimdeki bütün balık sandıklarını Arkent isimli arkadaşımıza satıyorum. Zaten son balık sandıkları. Son etkinlikten kalan sandıklar. O yüzden de açımını 4M'den buldum. Direkt veriyorum abi. Bir an önce kor çarlarına girmek istiyorum. O yüzden bütün sandıkları veriyorum. Şöyle 4M'den açımını veriyorum arkadaşlar. Hem won hesabıyla aldığı için de biz won'a para kesintisi vermiyoruz. Won yaparken paralarımızı daha iyi oluyor. Şuradaki bıkır kolyeleri satacağım. Abi ben bir won sanaraktan bunlara basmıştım. Açıkçası bunlar beni gerçekten üzdü. Yani çok fazla para harcamadım ama 70M'lere kadar düşmüş. Şu an canlı 2-3 tane 70M'den var. Ben de 70M'den bu arkadaşa veriyorum arkadaşlar. Şöyle 3'ü 2 von 10M'den hayırlı uğurlu olsun. Verdik gitti abi bakır kolyeleri. Evet arkadaşlar, saatlerdir 20 eşyalı item arıyorum. Vallahi ortalama gümüş bilezik R9'lar bir 8-8.5 von arası. Ben 7 von'dan buldum. Hemen şöyle arkadaşımıza ticareti atalım. 20 eşyalı, 10 büyüsü var. 4 şeytan, 10 ork. Güzel bu arada. Ork da, 10 ork da işimize yarar. Tamam, 7 bunu verelim. Ben bunu en az bu arada kullanıp satarken 8-8.5 arası satabileceğimi düşünüyorum ki o zamana kadar fiyatlar değişmezse. Şöyle 7 bundan gümüş bileziğimiz de hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 6 gündür kayıt alıyorum. İşte itemleri dizmeye çalıştık, pazarlarımızı satmaya çalıştık derken normalde 6-7 won'a almam gereken küpeyi gidip 8 won'dan alacağım. Normal zaten 8-9 won küpeler ama biraz da ucuza almak istediğimden bayağı bir gün geçti. Baktık böyle olmuyor, mecbur artık bu şekilde alacağız. Günlerdir yazıyorum bu arada bu arkadaşa, satan arkadaşa, ama açık değil abi, hiçbir şekilde oyuna girmiyor. Yapacak bir şey yok, ben de daha fazla beklemeyeceğim. Şimdi niye bakır küpe alıyorum?
Arkadaşlar normalde çeviklikli yeşil taşı küpe almam gerekiyor ama onlar çok pahalı, o yüzden bunu alacağız. Artık gerçekten bir an önce korçalarına girmek istiyorum. Bakır küpe artı 9 şöyle 2 kat eşya düşme şansı %20. Bunu arkadaşlar satın alıyoruz. Hayırlı olsun, 8 bondan bunu da almış olduk. Şimdi geri kalan itemleri de halledelim. Arkadaşlar normalde kaskıda saldırı hızlı falan istiyordum. Onlar da çok pahalı, zaten şu anda satan yok. O yüzden direkt düz 40M'den zincir kapşon alıyorum. Bunları da idare etmezse bizi değiştiririz ileride. Evet geldik bir de savaş kalkanı. Bu arada sersemlikli savaş kalkanı en ucuz 1.5 ondan var. Ben de çok para harcamak istemediğimden hemen şuradan düz alacağım. Baktık bunlarla idare olmuyor. Yine itemleri değiştireceğim ama şu anlık bir bunlarla denemek istiyorum açıkçası. Şöyle bir de en ucuz olaraktan bunu buldum. Diğerleri 1.5 ondan başlıyor bu arada. En uygunu bu yani. 60M tahta kolye 1.5 KP. Arkadaşlar biliyorum bu fiyatlar çok pahalı ama artık almam lazım gerçekten. Marmara'da item bulmak birazcık sıkıntı. Şimdi tek ayakkabı kaldı, hemen ona da bakacağım. Evet arkadaşlar yine şu anda güncel pazarda olan en uygun ayakkabıyı da buldum. Deri çizme artı 6. Buradan da bir 1500 HP geliyor. Abi itemler inanılmaz fazla fiyatta, ya da biz yeni başladığımızdan bize öyle geliyor bilmiyorum ama. Valla bunu da alalım artık, son parçayı zaten. Kuşağı aldık, her şeyi aldık. Şu anda sadece çarlar açıp 30'a kasması var. Evet arkadaşlar sonunda o korçarımızı açtık. Şimdi korçarını açtık. Artık buraya kadar geldik. Vallahi 6 gündür falan uğraşıyorum. Arkadaşlar burada demir sandıklarımız ve demir kutularımız var biraz. Yaklaşık buraya 50-60'ın para verdim. Şimdi bundan 2 tane eldiven çıkarmamız lazım ki zarar etmeyelim. O yüzden 2 tane eldiven lazım. Korçarlar için de eldiven lazım. O yüzden eldiven şart. Bak toplamda 47 sandık var. 2 tane eldiven alsak kafi abi. Zararda falan değiliz. Hadi bakalım başladım. Şans madalyası. Devam edelim. Yeşil taşı küpe. Çöp, 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 çöp abi. Devam. Aha işte budur. Ama bir dakika, bu üste giden mi? Bu 30 dakikalık, bu olmaz abi, devam. Vurduk, çöp çöp çöp, hadi. Abi çıkmayacak galiba. Abonos falan filan atıyor ama. Metin taşı geldi, güzel abi. Bunları etkinlikte kullanırız. Bir tane daha geldi, güzel. Devam abi, hadi bir tane, bak bir tane eldiven ver. Bu arada balıkçılık kılavuzu biterse etkinlikte falan kullanırız. Güzel olur, depoya atarız. Vurduk ama bak bir tane eldiven ver ya. Vallahi ayıp ediyorsun kanka, tecrübe yüzüğü. 3 saatlik çıkmış, güzel lan. Bu yukarıya gidiyor galiba, güzel abi, güzel. Çarları kasarken kullanırım. Devam abi, bak bir tane daha tecrübe yüzüğü, güzel. Hadi abi, vallahi bak bir tane vermen lazım. Bir tane de balıkçılık kılavuzu mu? Abi eldiven yerine balıkçılık kılavuzu veriyor ya. Devam. Abi galiba çıkmayacak bak. Bir tane de 2 oldu bu arada. Acaba normal eldiven yerine bundan mı çıkıyor ki ya? 30 dakikalık mı çıkıyor ki? Bu arada 2 tane kutsama küresi oldu. Devam ediyoruz. Beyaz altın kolye, altın kolye, hırsızın eldiveni yok abi. Bundan çıkıyor galiba. Başka çıkmıyor. Devam edelim. Eğer ondan çıkıyorsa güzel çıkardık. 4. eldiven geldi. Devam edelim. Bir tecrübe daha. Bu arada netkar. Bak şunlardan falan da güzel oldu, netkar abi. Onu ben başından bir söyleyeyim. Evet arkadaşlar, çar artık 2. köyde ve çarın görünümü de bu şekilde oldu. Vallahi var ya, şu an kuşakla beraber şu ninja inanılmaz iyi duruyor ya. Vallahi bir içim rahatladı diyebilirim. Bu bölümün o zaman sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vallahi günlerin emeğini verdim. Sonunda şu çarı da açtım. İçim bir rahatladı. Bir sonraki videoya güzel içeriklerle gelmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bir videoya beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.